Türkçe'den hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Çünkü ben bomba gibiyim. Bugün değişik bir konsept yapayım dedim. Geldim böyle doğanın içerisine attım kendimi. Şöyle size göstereyim etrafımı. İsviçre'de bildiğiniz gibi Alp dağları çok arkadaşlar. Gerçekten hatırı sayılır derecede fazlalar. Şimdi Alp dağlarında arkadaşlar yazın dahi gelip kar ve manzaranın böyle doya doya yaşayabiliyorsunuz. Ben de bugün dedim ki çıkayım bir dışarıya, kendimce gezeyim biraz. Size de biraz etrafı göstermiş olurum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu arada bugün tam seçimlere gittik arkadaşlar. Zürih'te oyumuzu verdik. Instagram'dan beni takip edenler bilir. Ben orada her gün böyle günlük storyler paylaşıyorum. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Şöyle şuraya bırakıyorum. Hazırsanız biraz doğayı göstereyim size. Tam dedim kamerayı çevireyim. Ve şu anda kar kayıyor yukarıdan. Bakmayın ben kolsuz geziyorum ama hava gerçekten buz gibi. Şimdi Türkiye'de olsa bu durum, biliyor musunuz? Her yeri yakıp yıkarlar. Burası böyle tek başına kalamaz. Buradan bir kazanç, rant elde edebilmek amacıyla her şeyi yaparlar. Burada da var, burada yok değil. Örneğin hemen size şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu karşıda görmüş olduğunuz yer hepsi otel. Hani burası da zaten araçlarınızı park edip gezmek için ücretsiz diye biliyorum ama tam emin değilim ben çünkü ücretsiz tarafa bıraktım, para ödemedim. Oradan geliyorlar yurt dışından. Daha çok Almanya'dan geliyorlar, Fransa'dan geliyorlar. Doğanın içerisinde yürüyüş yapıyorlar arkadaşlar. İsviçre'ye gelmeden önce arkadaşlar birçok video izledim. YouTube'da, işte TikTok'ta, Instagram'da birçok videolara denk geldim. Geliyorsun burada diyorlar ki ya para çok güzel, mükemmel hayat, para kazanıyorsun, sosyal yaşam güzel. Evet, sosyal yaşam çok güzel. Para da kazanıyorsun, değil ki kazanmıyorsun. Ama yanlış bilinen bir doğruyu size söyleyeyim arkadaşlar. Bir gerçek aslında. İsviçre'de para kazanmak sanılanın aksine eskisi kadar çok iyi değil. Kazanıyorsun ama bir o kadar da giderim var arkadaşlar. Ben mesela İsviçre'ye gelmeden önce İsviçre'yi çok farklı hayal ediyordum. Diyordum ki ya böyle doğanın içerisine işte gelirim, gezerim. Ayda 5.000, 10.000 frank maaş alırım. Sonuç itibariyle en fazla ne olabilir ki diye düşünüyordum. Videoların hepsi bana aslında öyle diyordu, biliyor musun? İsviçre'ye gel, hayatın kurtulur. Ama gerçekte öyle olmuyor maalesef. Geldikten sonra iş arama süreci benim için gerçekten çok sancılı bir süreçti arkadaşlar. Hani o iş arama konusunda gerçekten çok yoruldum. Dil konusunda yorulurum derdim ama dil konusu bile beni o kadar zorlamadı. Çünkü hayatın içerisine girdikçe bunu öğreniyorsun ve diyorsun ki evet bu böyle olmalı, bu böyle olmamalı. Bunu tecrübeye dayandırarak yaşayabiliyorsun. Geliyorsun diyorsun ki iş arayacağım. İş arayacağım da yurt dışından gelip de bir ülkede hayat kurmak gerçekten çok zor. Yurt dışında hayatı kurabilmek için o ülkenin insanlarından bir farkının olması gerekiyor. Ve bunu kanıtlaman gerek. Bir adam seni niçin çalıştırsın? Hani mesela bizim Türkiye'deki Suriyelileri niye çalıştırıyoruz biz? Neden? Suriyeliler çünkü ucuz iş gücü arkadaşlar. İsviçre'de de bu durum böyle. İsviçre'de Suriyeliler gibi statüde tutuluyorsunuz. Her şeyinizden, etinizden, sütünüzden, her şeyinizden yararlanıyorlar. Adam diyor zaten, dil bilmiyor, yol bilmiyor, iz bilmiyor, inek gibi sahimde sahim, sahimde sahim. Sanki var ya, hayatı boyunca seni beklemiş gibi geliyor. Ama sonuçta sen de bir insansın. Senin de bir sosyal hayatının olması gerekiyor. Seni bakman gereken ailen, yükümlülüklerin var sonuçta. Aylık giderlerin ve masrafların var. Bunların hepsini üst üste koyduğun zaman kendini ispatlayıp kendini iyi bir maaş, iyi bir kalite, iyi bir duruma getirmen yaklaşık yıllarını alabilir. Bunların en başında dil, ikincisi okul, üçüncüsü diploma, dördüncüsü hani ekstra bir dil. Yani bir de hani şöyle bir durum var arkadaşlar, Almancayı öğrenmekle bu iş bitmiyor. Bir tek bu işte Almanca yok. Bu işte birçok dil var. Fransız kantonunda çalışıyorsan Almancayı da bileceksin, İngilizceyi de bileceksin, İtalyancayı da bileceksin. Ama bunları tabii senden %100 ana dilin gibi konuşmanı istemiyorlar. Senden sadece diyorlar ki bir müşterimiz, bir işte
kullanıcımız artık nerede çalışıyorsanız bunların hepsini kendini ifade edebileceğin bir seviyede, bunları anlatabileceğin, anlayabileceğin bir seviyeye oturtmanı ve zeminini istiyorlar senden. Bunların hepsinin beklentileri var. Bu beklentileri karşılamak gerçekten çok zor arkadaşlar. Zor diyorum çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim Türkiye'deki mantalite, yani kafa, hep hallederiz kafası. Hallederizle İsviçre'de bu işler yürümüyor arkadaşlar. Hani Türkiye'de de bir gündem olmuştu. İmam diyor ki burada Hasan var, orada Hans var. Hans'ın yaptığını Hasan niye yapamıyor? Yapamamasının sebebi o. İsviçre'de benim gördüğüm kadarıyla her şey İsviçre standartlarında arkadaşlar. Almanca'da hatta şöyle derler: Schweizer Qualität. Yani İsviçre kalitesi. Ne yaparsan yap, İsviçre kalitesinde yapman gerekiyor. Bu çikolatası olur, işte peyniri olur veya herhangi ne diyorsanız, İsviçre'de üretilen protez, diş olur, metal, makina, ne olduğu hiç önemli değil. İsviçre kalitesinde ve mükemmel olmak zorunda. Bunların hepsini üst üste koyduğun zaman ben burada bizim Türkiye'deki insanımızı kesinlikle küçümsemiyorum. Bizim içimizde çok iyi insanlar da var. Yanlış anlamayın beni. Biz onlara yetişmemiz biraz daha zor oluyor arkadaşlar bu konularda. Bunları üst üste koyduğun zaman zor ama imkansız değil. Deneyip de yapan birçok insanımız var burada. Buraya sonradan benim gibi gelmiş, sonradan dil öğrenmeye çalışıyor ve kendini geliştirmeye açık insanlar her zaman var. Ve yaşadığım, gördüğüm çevremde de var arkadaşlar. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Ve bunun için de gece gündüz savaşıyorum. Umarım sizin de hayalleriniz bir gün gerçek olur. Ve bu isteklerinize bir an önce yetişirsiniz. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu, lütfen bir beğeni ve yorumu çok görmeyin arkadaşlar. Size hemen başka bir şey göstereyim. Rakımı 2000-2500 metre ve buralar eski köy yerleşkeleri arkadaşlar. Şu anda da yerleşkeler var ama yaşayan insanlar yok. Bundan işte 50 yıl önce, 100 yıl önce bu insanlar buralarda yaşıyorlar arkadaşlar. Hani filmlerde de görmüşsünüz mesela Heidi çizgi filmi var. Hani hep bu gibi dağlarda geliyor arkadaşlar. Burada yaşıyorlar ve bu ahırlarda hayvanlar yaşıyor. Şu ortada gördüğünüz ev gibi insanlar yaşıyorlar. Yani düşünsenize, burada yaşam kalitesi gerçekten çok yüksek. Ortalama İsviçre'de bir insanın ömrü 80-85 yıl. Bu durum gerçekten çok farklı. Gördüğünüz üzere şu anda bir helikopter gidiyor arkadaşlar. Bir de İsviçreliler çok üşengeçler arkadaşlar. Bu helikopterlerle inek bile taşıyorlar adamlar. Çok üşengeçler ya. Bunlar askeri ve sağlık alanında da kullanılıyorlar. Mesela burada bir olay olsa buraya ulaşım biraz zor. Hani hava yoluyla daha kolay olduğu için direkt askeri veya helikopter, ambulans geliyor. İnsanlara yardımcı oluyor ve hatta şu anda iniş yapıyor. Sanırım bir şey oldu orada. Ben de sizin gibi şimdiden şahit oluyorum ama ne yapacağını bilemiyorum. Orada bir şey oldu arkadaşlar. Yetişebilir miyim bilmiyorum ama bakalım ne olacak. Helikopter tekrar havalandı arkadaşlar. Sanırım yaralı var. Ya da acil bir şey var, evet. Aldı ve gidiyor. Emin olun bunu Türkiye'de göre bir tek sizsiniz arkadaşlar. Bu kanalı izlediğiniz için. Tam konunun üzerine gelmesi iyi oldu ama inşallah kimse, Allah yardımcısı olsun, umarım pek ciddi bir şey yoktur. İnsana verilen değer bu arkadaşlar. Hani diyorlar ya, İsviçre'de sağlık sigortaları, yaşam pahalı, her şey çok pahalı, kiralar pahalı. Değil arkadaşlar, olması gereken bu. Adamlar her şeyi sistemli yapıyorlar. Adamlar her şeye değer veriyorlar. Bugün buradaki bir inek dahi olsa, köpek de olsa, insan da olsa, can candır. Can ayrımı yapmıyorlar. Bu ne kadar güzel bir şey. Keşke Türkiye'de de böyle olsa. Keşke insanlar da birbirine bu kadar değer verse. Ama maalesef olmuyor işte.
Yoruldum ya vallahi, size göstereceğim diye bir hoş, ben de merak ettim de ne olduğunu görmek için. Koştum koştum yetişemedim, havalandı, şimdi dağın tepesine çıktı. Ben görebiliyorum, hatta belki size de göstereyim. Görünür mü zannetmiyorum, çok küçük, çok yüksek bir dağ çünkü. Ta şuradaki evlerin oradan koştum geldim. Yetişemedim maalesef. Şimdi gideceğim, bakalım ne bilgiler elde edeceğim. Dedim bari ben de koştum. Bir su içeyim böyle. İsviçre'de görüldüğü gibi arkadaşlar, bu suların hemen hemen hepsi tertemiz ve içilebilir arkadaşlar. Öyle yok kimyasal veya işte kötü bir şey değil arkadaşlar. Her şey içilebilir. Eğer ki içilemiyorsa da şurada zaten başına koyuyorlar. Diyorlar ki kein Trinkwasser. Yani içme suyu değil. İçmeyiniz lütfen. Ben onu da bir kere içtim. Ölmedim. Yaşadığıma göre demek ki onlar da içilir ama siz yapmayın yani. Ben çok meraklı olduğum için dedim bir deneyeyim yani. Arkada görmüş olduğunuz kişi helikopterin yedek şoförüymüş, yani sürücüsüymüş. Şimdi onunla konuştum. Tabii yarım yamalak bir Almancayla. Dedim ki abi dedim, hani yukarıda ne oluyor da bu insanlar bu helikopter geldi gibisinden. İşte görenler dediler yaşlı birinin şeyi varmış, hani hastalanmış, götürecek, doğru mu gibisinden. Ha yok dedi, öyle bir şey yok aslında dedi. Biz dedi yukarıdaki insanlar dedi şu an tehlikedelermiş. Sabah, şimdi burası turizm bölgesi olduğu için kar çok sertmiş. Ve insanlar yukarıya gitmişler. Manzarayı görebilmek için, orayı gezebilmek için. Şimdi de hava ısındığı için kar yumuşamış. Onların canı tehlikede oldukları için direkt merkezden helikopter gelmiş. Dediler ki şu anda yukarıda toplam 11 kişi vardı. 2 kişi getirirler, her seferde 2 kişi getiriyorlarmış. 2 kişi getirirler, 9 kişi kaldı. Yani onların hepsini güvenli bir şekilde yukarıdan aşağıya getiriyorlar. Böyle bir ülkede işte biliyor musunuz, yaşanılır arkadaşım, yaşanılır. Zaten videosunu da çektim. İnsanları nasıl kurtardıklarını teleferikle sordum neden indirmiyorsunuz diye. Dediler ki teleferik de tehlikeli. Yani elektrikle kullanılan bir şey, sorun olur dediler. O yüzden en güvenli şekilde indirdiler arkadaşlar. Ve o iki kişi de şu anda Avusturyalıymış. Avusturya'dan gelmişler buraya gezmeye. Yani ben de şaşırdım. Gerçekten güzeldi ama biliyor musunuz? İlk defa böyle bir şey yaşadım. Çok şükür biri hastalanmamış. Herkesin sağlık durumu iyiymiş arkadaşlar. Yani beni takip ettikçe benimle beraber gezip öğrenip her şeyi bulabilirsiniz kanalımda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.